Üçüncü ve son günümüzden herkese günaydın. Şimdi Doğu Ekspresi ile 4 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Erzurum'a doğru gidiyoruz. Trenle Erzurum'a yolculuğumuz başlıyor. Yaklaşık 4 saat boyunca trendeyiz. Bakalım nasıl yollar bizi bekliyor. Bembeyaz bir yolda güneşi doğurduk. 1864 yapımlı, tamamen yine bu bölgedeki tuf taşından yapılmış bir Ermeni okulu. Atatürk'ün kendi el yazısı ile 10. yıl nutkunun aslı burada. Sonraki yüzyıllarda 3 kümbetlerdeyiz. Ayrıca beylikler çıkıyor. Burada farklı beyliklerin olduğu, bizim türbe dediğimiz eskilerde kümbet olarak bilinen yerdeyiz. Bir Türk İslam eserlerine uygun bir yapı yapmışlar. Bildiğiniz bir medrese. Bir de içeriden bakalım. Aslında burası eskiden medrese olarak kullanılıyormuş. Hatta şurada medresenin ders görüldüğü odalar var. Yaklaşık 600 yıldır da müze olarak kullanılıyor. 18. ve 19. yüzyıldan saatleri görüyoruz burada. Ama şurada bir saat var ki. Ay çok iyi, baksanıza. Erzurum'da Atabey Camii'deyiz. Burası çok önemli. Çünkü 1179 yılında yapılıp hiç terk edilmeden günümüze kadar aktif olarak kullanılabilen tek camiymiş. O yüzden önemi büyük. Erzurum'da yemek olarak çok kapsamlı bir gezi yapamasak da önemli noktaları gezmeye çalışıyoruz. Hava da şansımıza o kadar iyi ki keyifli oluyor gerçekten. Buradan Palandöken'e geçeceğiz. Ama Palandöken'de biraz kar yağsın ya. Meşhur Erzurum evlerinden bir tanesindeyiz. Burası 11 adet evin birleşimiyle yapılmış. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Erzurum evleri için halktan yaklaşık 20 bin parça ürün toplanmış ve böyle parça parça konsept bir şeyler olmuş. Böyle uzun, daha da devam eden bir yer haline gelmiş. Erzurum'da Erzurum evlerindeyiz. İki adet yöresel tatlıları var. Biri kadayıf dolma, biri dut çullaması. Dut çullaması. Bildiğimiz dutları şekerle kavuruyorlar. Üzerine bir de yumurta kırıyorlar. Böyle üstüne fındıkla servis ediyorlar. İlk defa ben böyle bir şey yiyeceğim. Normalde tatlıyla tuzluyu karıştırmayı sevmem. Ama deneyeceğim. Yakutiye Medresesi'ndeyiz. Şurada görmüş olduğunuz 7 kat göğü simgeliyor. Yine İslam'ı simgeleyen güneş motifleri de var. Burada yine çinilerle yapılmış. Şu anda Türk İslam eserlerinin sergilendiği bir müze haline gelmiş tabii. Taş Han isminde bir çarşıya geldik. Burada oltu taşının imalatçıları var. İmalathaneleri var. Burada tesbihler, yüzükler bulabileceğimiz bir yerdeyiz. Erzurum'da Palan Otel'de konaklıyoruz. Hemen kısa bir tur. Şurayı açık bıraktım. Bilerek. Çünkü pist hemen şurada. Şimdi ben de şöyle bir durum var. Eğer yediğim bir şeyi beğenmediysen vücudum onu hiç yememiş sayıyor. Öğlen gittiğimiz cağ kebabını da beğenmediğim için vücudum onu yememiş saydı. Şimdi bölgenin en methedilen cağ kebapçısına doğru yola çıkılıyor. Bölgenin en methedilen cağ kebapçısı Muammer Usta'ya geldik. Muammer Usta cağ kebapta. Yanında böyle ikramları var. Yine adet usulü, istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Günün ikinci cağ kebabı için Muammer Usta'dayız.
Nasıl yiyoruz yine sıyırıyorum ben. Aynen. Kendiliğinden dağılıyor, benimkisi dağıldı. Bir de bunu. Şöyle. Lavaşa çekiliyormuş. Çekebilirsek. Deneyelim. Dene bakalım hadi. Yani sen bizim bir de elimizden bir uçan bir de kaçan. Her iki geldi kızın elinden. Ben hiç cesaret edemedim buna. Yani beceremezsem şu an rezil olmayayım diye. Ama kendiliğinden koptuğunu görmüş oldunuz bence. Aynen öyle oldu. Bu olmuş olmalı. Neyse ben onu izleyene kadar bence kendimi yiyip sen soğutmayayım. Sen de devam et. Çok iyi. Listeyi güncelliyorum. Eğer sonra gelirseniz bence burası olmuştur. Ne? Macera aramayın ya. Aynen. Muammer Usta'nın bir diğer lezzeti ise kadayıf dolma. Biz gündüz bir yerde yemiştik. Yine Hüsran'la konuşma. Şimdi buna tadına bakacağım. Herkese son günden merhaba. Palandöken Kayak Merkezi'ndeyiz. Zaten burada konaklıyoruz. Otelimiz de Kayak Merkezi'nin içinde. Pistler saat 9'da açılıyormuş. Biraz erken kalktık, görelim nedir ne değildir diye. Ama şu an tabii yapacak bir şey bulamadık. Bakalım ne bulursak onu yapacağız. Olmadı fotoğraf çekeceğiz. Çünkü dönüşe geçiyoruz sonrasında. Palandöken Kayak Merkezi'ni biraz gezdireyim size. Şurada yine telesiyejler var. Fakat onlar da yine saat 9'da açılıyor. Türkiye'nin en yüksek rakımlı merkezi olarak geçiyor. Pistler kapalı olduğu için maalesef kayak yapamıyoruz. Şöyle bir alanı turladık. Dönüş yoluna geçiyoruz. Otelden ayrılmadan önce kahvemizi aldık. Terasta kahve keyfi yapıyoruz. İzmir'e döndük. Hemen sıcak bir kahve yaptım. İçimiz ısınsın. Çünkü İzmir daha soğuk. Ya Erzurum'dan daha soğuk. Bu net. Hemen kısa bir özet geçmek istiyorum. Biz bu turu akademik turdan satın aldık. Akademik tur İzmir çıkışlı ve uçakla gittik. Yaklaşık 2 saat sürüyor Kars'a gidiş. Kars'ta gezdikten sonra Doğu Ekspresi treniyle gördüğünüz gibi Erzurum'a geçtik. Erzurum'dan tekrar uçakla İzmir'e döndük. Ya bu keyifli oldu çünkü Doğu Ekspresi yaklaşık 20-24 saat sürüyor. Bizim öyle bir vaktimiz yoktu. O yüzden uçakla gitmeyi tercih ettik. Kars için şunu söyleyebilirim. Bir günü Kars'ta merkezinde konaklamak yeterli olacaktır. Kars merkezde konaklayıp işte Çıldır Gölü, Ani Harabeleri, yöresel yemekleri, akşam dans gösterilerini izleyip bir gün merkezde konakladıktan sonra Sarıkamış'ta konaklama yapabilir, kayak yapabilirsiniz. Erzurum için de aynı şey geçerli. Erzurum'un merkezinde yöresel yemeklerini, gezilecek yerlerini gezdikten sonra direkt Palandöken'de konaklama yapabilirsiniz. Zaten şehirle kayak merkezi arasında yaklaşık 15 dakika var iç içe. Biz çok keyifli bir tur geçirdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki turda görüşmek üzere. Hoşçakalın.